Anne ben bu kızı istemiyorum. Bıçış, o ne demek? Salak gibi bir şey sevmiyorum ben bunu. Naci ağzından çıkan da kulağı duyayım mı seni? Ne demek? Duyuyor ana. Duyuyor. Hele benim tepemi. Ağzını ağzını ağzını. Ana ya. Naci abi babayı nerede? Hazırlanıyordu anne. Şimdi geliyor. Bu adam 50 kere abdest alıyor her gün. Anne bilmiyorum. Babam işte ya. Ay boş ver Naci'cim, senin elinden
Hem çirkin hem yüzsüz. O günler de afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim. Ne diyorsun Esfer Hanımcığım? Gençler de pek bir anlaştılar, pek bir kaynaştılar. Bence biz bunu yaparız. Doğru, doğru Fikriye Hanımcığım. Şimdi düşünmüşe, taşınmışa. Sizden iyi dönür bulamam Allah için. Oğlum Naci'ye, kızım Ayşe'ye verdim gitti. Sen nasıl dediğin hazırlıklar başladı? Kıymetli misafirimiz, Taşköse'nin organizasyon olarak çiftimizin nikah merasimindeyiz. Bu mutluluğuna sizlerle beraber tanık olmak için şimdi çiftimize sorular yöneteceğiz. Nikah şahidimiz gelsin. İsminiz nedir? Naci Dildari. Teşekkür ederiz. Peki sizin isminiz nedir? Evet. Hanımefendi isminizi sordum. Ayşe Altınbay. Bir moral akış olabilir miyiz? Üstü kızı Ayşe Altınbay. Ali oğlu Naci Dildari Bey'i eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir moral akış olabilir miyiz? Peki Naci Dildari Bey, üstü kızı Ayşe Altınbay'ı kendi hür iradeniz bir şekilde eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır, hayır, hayır! Sen benim başıma ne işler açtın ya? Benim hemen Naci'yi aramam lazım. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Alo. Efendim Naci. Alo Naci, nasılsın? İyi kuşum, sen nasılsın? Nitelikli bir uçurumun kenarında gibi hissediyorum kendimi. Ne oldu Naci? Naci, annem beni başkasıyla evlendirecek. Naci, o ne demek? Duydun ya. Aa, ne yapacağız? Bilmiyorum Naci. Bak ben sana ne diyeceğim. He? Gel beni kaçır. Naci, o ne kadar nasıl gelin? Bilmiyorum Naci, bir şekilde gel. Naci atla otobüse, gel kuşum. Evet tamam. Nerede buluşacağız? Gazi Caddesi olmaz. Teyhane düzü. Doğru, tek düzlük orası. Evet. Kapat o zaman. Sen kapat. Hayır sen kapat. Naci sen. Ya sen kapat. Hadi görüşürüz. Hadi yok. Kapattı. Ya bu kız bana vurdu ya. Neyse bohçam. Bohçam. Uzaklarda olacağım. Kaçmamla kimseyi sorumlu tutmayın. Ben Naci ile kaçmadım. Yani Giresun'a da gitmeyeceğim. Hakkını helal edin Naci. Karar alacağız.
namussuz oğlun... Senin o namussuz oğlun bizim töremizi çiğnemiştir. Onun cezasını keseceğiz. Hem sen bilirsen ki bu tür vakalarda yıllardır bu topraklarda böyle çözüldü. Şimdi de böyle çözülecek. Namussuzluğa karşı savaşımıza her zaman haklı çıktı. Aşiretimize laf getirmeyecek, namusumuzu temizleyeceğiz. Doğru dedin Fehime ana. Töremiz bize ne emretmişse biz onu yapacağız. Esmer, bileceğim onlara nasıl kıyacaksın? O kız da mutlu olacaksa olsun. Elini kana bulamaya değer mi? Evlattır sonuçta ya. Doğduğu gün hatırlıyor musun? Nasıl da sinek görmüş kurbağa gibi bakıyordu. Ah Naci, ah! Dur! Sakın kendine koy verme. Oğlum dedin seni çiğnemiş, namusuna leke sürmüştür. Vur kendine, laf getirme, vur gitsin. Oğlun olacak Naci! Bizi çiğnemiş, kaçmış, kaçmış! Töremize leke sürmüş! Dur! Ahiret var, berzah var, oğlundur, yazıktır. Vursa yine ne geçecek? Oy kızı, Esmer, abi Reşat'ı hatırlıyor musun? Sen o zaman daha 7 yaşındaydın. Abi evden kaçınca baban olacak adam peşine adam takmıştı da. Sonra yıllarca bu acıyla yaşattı beni. Bir resme mahzun kaldım yavrum. Reşat! Thank you.
oldu. Lütfen annene söyle, anlatacağım, koş. Ana, Naci ablam gelmiş. Ama yalnız da gelmemiş. Kiminle gelmiş? Naci, bak daha önce söylemiştim, yine söylüyorum, tamam mı? Annem çok zeki kadındı. Ne derse desin, he deyip geçiyorsun, sorduğun sorulara da sakin sakin cevap veriyorsun. Şöyle bir dön. Ha, aferin. Tamam, iyi. Nereli olduğunu sakın söylemiyorsun ha. Vallahi geri postalar diyeyim. Selamünaleyküm. Anneciğim. Aleykümselam. Kız kızım, hani tanımadığımız adamı eve neden dolduruyorsun? Anneciğim, tanımadığımız adam değil. Naci senin damadın. Öpeyim ana. Ya çekil ama. Kız başkasınız lan, ne diyorsun sen? Anneciğim, Alice başkasına verecekti. Kaçırdım ya. Ne? Ne ettin kız? Ne demek kaçırdım? Tanımadığımız adamı damat diye eve mi getirdin sen? Anneciğim, sakin ol. Babamın haberi var. Haftaya düğün yapacağız. O zamana kadar bizimle kalacak Naci. Ah beni Naciye. Ah! Yüreğimin yokuşlarında kalasın can Naciye. Hiç bilmediğimiz adamı damat diye eve getirmiş. Yüreğimi indirecek ama bu kız benim. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım kızım? Nasıl... Şekerini tansiyonu 305'te çıkartacak. Tövbe yapmam öyle şeyler. Ya seni kenara. Hem bu balta yan yanıma geliyor. Aman. Ha bu şu an beni de yaşırın. Hem de çık dışarı Naci. Aman anne. Ya çık dışarı. Beni yer. Yemem oğlum, merak etmeyin. Sana yeme uyum yoktur. Oğlum de bakayım. Sen neredensin? Ben Mahmudiye'nin Kaşgar köyünde. Kaşgar köyünde. Kız kızı, orası nereymiş ya? Siz duydunuz mu öyle bir yer? Yok anne, duymadık, ben duymadım. Hiç de öyle bir yer duymadım. Dur bir daha sorayım. Oğlum, sen tam olarak oranın neresindensin? İçindenim, içinden. İçindensin. Ha, şey var bizim orada. Bizim Hasan'ın, eşinin, karısının, yengesinin, elçisinin, bacısının kardeşleri var orada oğlum. Onu gördün mü hiç, tanıyor musun? Mahmudiye nereye, Kaşgar nereye? Tanımam. Oğlum, niye kaçtın oradan buraya geldin? Kaçacak başka kız mı bulamadın? Benim bir tanecik güzeller güzeli kızıma tebelleş oldu. Kur'an'ıma yoktu. Neyse, bir şeyler söyleyeceğim sana. Sana bir takım tekliflerde bulunacağım. Bunları kabul edip buradan git. Yoksa gerisine karışma. Ne teklifiymiş bu Asiye Ana? Bak sana yazın soğulama yapmış olduğu fındığımla. bak şu fındıkları görüyor musun? Bak bunlar Giresun'un incileri. Sana yazın soğulama yapmış olduğum fındığımla bir de en değerli varlığım olan kimselere vermediğim bizzat kapalı ambalajında bulunan bizim buralarda bakkalı biliyor musun? Benim dışarıda yapma olduğu için günden alınmış çubuk kraker hiç açılmamış. Fındığın kilosunu da 30 liradan verirsen cebinde bayağı param olur. Geri dönecek kadar. Al bunları da kızın Naci'yi bırak. Fındığın kilosunu ne kadar dedin sen? 30 TL oğlum. Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun Asiye Ana kızına karşı? Güzel bir teklif diyelim bence. Vallahi benim de hoşuma gitti. Ama beni benden alan günden alınmış çubuk kraker oldu. Ona düştüm yani. Tabii oğlum. İnanır mısın? Geçenlerde bime gitmiştim. 5 litrelik sıvı yağ almıştım. 80 lira veriyordum. Şimdi olmuş 120 lira. Hayat o kadar pahalılaştı ki. Fındığın kilosuna da zam gelir. Senin de cebin para görür para. Haklısın Asiye Ana. Hiç öyle görünmüyordun Naci. Annenin tuzağı işte ne abi? Ben sana demedim mi annemin tuzağına düşme diye? Ben adamı şaşırtırım da ama. İçine sefer var. Abi gibi ama neyse. Yürü gel ben sana bahçeye gezdireyim. Yoksa sen var ya. Naci iki tane alayım fındık al. Allah kahretmesin. Demedim ablam. Hey gidi kızım nasıl devinmeyeyim? Görmüyor musun? Tanımadığımız adamı damat diye getirmiş. Yüreğimi indirecek ha bu kız benim. Madem düğüne bir hafta var, bu bir haftada Naci'ye öyle şeyler yapmalıyız ki pişman olup geri dönmeli. Zeki doğru söyler ama zaten bir haftamız kaldı. Zaten senin çenine kim dayanabilir ki? Baksana babam bile senin çenen yüzünden eve gelmez oldu zamanla amcanız. Sus kız! Ne biliyorsun sen de konuşuyorsun? Doğru dedin Zekiye. Zeki kızım benim. İyi ki de doğurmuşum ben seni. Doğru dediniz kızlar da ne yapacağız? Ne yapsak da şu adamdan bir kurtulsak ne yapacağız? Ne yapacağız? Düşünün bakalım. Buldum ana. Hı? Çamaşırı yıkatırız.
yaptırırız. Hatta üzerinize kendi final ödevlerini bile yaptırırız. Hiç çabana ne kaydediyorsun bu kadar? Doğru dedin kızım, bak çok güzel ha. Öyle öyle ama dikkatli olun gene. Baksanıza babam sizi çıkarmamış evlenmelerine. Aynen öyle vallahi, dikkat etmemiz gerekiyor. Selamünaleyküm. Anne, kim aslında? Uzak otur. Bunda bu var. Haydi kız arkadaşım, sohbayı bulun, karnım acıktı. Naci, sen de git kız kardeşlerine yardım et bakalım, haydi. Tamam. Gelin kız. Sen yine mi geldin? Geldim, kör müsün? Sahi bacaklarını biliyorum, sen merak etme. Bakacağız. Yaşarım da eşitler olmamış. Bakacağım, çarp onun ağzına. Ya da çaldın ya. Tövbe estağfurullah. Annem de nasıl yaptı var ya. Zıkkımı peki yedireceğim ben sana şimdi, merak etme. Nacim gel. Aynen. Gel de ye hadi. Al ekmek. Al sadece. Hadi. Yüzler önde. Evet. Asya'nın ağzı da bize ver. Dur oğlum. Aç köyünden mi geldin? Al damat ekmek ye. Sağ olasın. Al hadi al. Asya'nın ne yapıyorsun ya? Ekmeğinle oynayalım damat. İştah kaldın hemşire. Ben de bunu. Ben yemek istemiyorum. Anne küstürüyorsun ya. Naci. Yemez sen yeme. Öküzün bir teki misin? Yürü git bakayım. Kanım kıza kaldı mı sofrayı? Senin bozuldu. Of. Yine bize kaldı ya. Anam mı kaldırsın Zekiye? Bu ne terbiyesizlik? O zaman ben kaldırayım o zaman. Ahir zamana geldi. Hey gidi hey. Tövbe estağfurullah ya. Oo herif. Nereden geliyorsun? Görmezlikten, duymazlıktan geliyorum. Öyle mi? Ha bu görmezlikten, duymazlıktan gele gele kızın alacak Naci'yi hiç bilmediğimiz adamı eve doldurduk. Senin haberin var mı? Ya Vasiye, yapmışlar bir hata. Hem ne yapalım, kapı dışarı mı ederim? Kız bizim kızımız. Oğlan ailesi de aşırı etmiş. Yaparız düğünler, ne olur biter. Bu damar hiç gözüm tutmadı ha. Neyini beğenmedin? Adam gibi çocuk işte. Tutmadı işte, tutmadı. Teoralardan benim kızıma tebelleş olmuş. Başka kızım bulamamış bu kendine. Neyse Asiye, daha fazla konuşma. Zaten ağzımı açamayayım ben bu evde. Ne desek suç, ne desek kafa. Şımarttın şu kızları da hepimize çıkarttın. Yakında Emine'nin Zekiye'de eve adam doldurursa hiç şaşırma. Bir sus be kadın, bir sus be, bir sus be. Tamam herif, sustum. Sen çok akıllısın. Bakalım bu sorunun çözüm bulabilecek misin? Hayır bakalım. Lütfen bulundu. Çok şükür yarabbim sana. Kapı çaldı. Zeki kız kapıya bakın. Tamam baba. Ana bohçacı gelmiş. Alayım mı içeri? Al kızım al. Haftaya düğün yapacağız. Belli oldu. Bari ablana birkaç parça çeyizlik alalım. Çenesten yıllardır bıktım. Bir de beni açlığa uğraştırmayın ya. Kız siz bizim
sizin uygulama nasıl mı? Evet. Zeki'yi hemen indirelim. Evet. İsmi ne? Bohçagram. Tümkem. Aa, kızlar siparişlerim gelmiş, gidiyorum. Tamam tamam, dikkat et haydi. Haydi selametle. Kızlar bakın bakın, burada acıtmayan maskelerden var. Korona yönleyen dezenfektanlardan var. En bir yalana, ikincisi aynı fiyata. Kız Allah'ım, ne dezenfektan, bu bildiğin su. Kız ne suyu dezenfektan? Allah Allah, yalan vurdunuz mu? Aman, bohçacı gelmiş. Naci otur. Gel abla, gel. Çok ay kız. Bak bak. Ben aldım. Ha, gelinliğini aldım. Hayır. Allah seni kahretsin. Aa, çok güzel. Bunlardan alsana. İkincisi aynı fiyat. Alacağım kızım ama önce Naciye ablanızı. O eğlenecek ya. Siz kimse de kızım, size sonra da alırım. Biz de istiyoruz. Kız kıdırdınız mı? Sırrınızı bilin lan. Tövbe estağfurullah. Sen bulma. Esine geç. Getirim. Asiye ana. Şimdi benim işim var. Biz seninle şey yaparız onu. Hesaplaşırız be ya. Haydi. Haydi, haydi selametle. Ay ay. Lan ya uzun günler, tüm ışıkları kapattın. Geçen gün deneme sınavına gittiğimde Dursun hocanın ikizleri hep yükseklerde, sınıf diplerdesin.
Türkçe diyor ya. O sınav. O sınavlarda hele bir düşük al. Kafanı kıracağım ben senin Zeki'yi. Kafanı kıracağım. Ana! Ana! Ahmet! Bence anneni huzur evine yazdıralım. Burada rahat etmiyor. Estağfurullah. Sabah namazından beri de içim girmiş mi ben? Ne oldu ana, hayrolsun? Ne gördüm 5 dakika şekerleme yapayım dedim. Ne gördün ana? Oğlum Allah seni inandırsın ki. Bindirmişsin beni bir tekerlekli sandalyeye. Götürüyorsun huzur evinin kapısına doğru. Ha bu sinsi gene de arkadan kıs kıs gülüyordu her zamanki hali. Ondan sonra beyaz ışığı gördü, bana doğru açılmıştı. Gel diyor bana, gel. Ben dedim gelmem. Olmaz, daha çok erken. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Allah seni inandırsın, yaptığım iyiliklerden her hal. Çarptı tekerlekli sandalyenin tekeri kaldırma, uyanıverdim çok şükür. Ana, sana kız tafa dedim, şu sırlar dünyasını izleme diye. Tövbe de, tövbe de. Ahirete yatırımımız olur ya. Ya Ahmet, sen hala burada mısın? Annene hiçbir şey olmaz demedim mi ben sana? Otur gibi dur, baş sana, ona hiçbir şey olmaz. Kalk gidelim ki evde ekmek yok, haydi. Ömrümü yediniz, ömrümü. Tamam, gidiyorum işte. Beni de götür kurban oğlum. Senin bu karnın dırdırına var ya, 10 tane adam dayanmaz, yemin ediyorum. Sana dedim, ütlüyü alalım dedim, kaçırdın. Ona da masraflı dedin. Ya, hallederdik onu bir şekilde ya. Gidelim namaz kılalım, ondan sonra kendi çılacağı diyeceğim. Babam da tek tatlı şekerler olmuş. Anam! Anam! O da bu tarafa, bu tarafa. Ana, Naci ablamlar neredeler? Valla bilmiyorum ki. Aha, geliyorlar. Öyle değil. Bak sen huysuzluk ediyorsun ya.
sileyim ya. Ne role girdin ya? Vay be! İlişkilerin içinden de resmen Kadir ezildi çıktı. Aynen öyle vallahi. Koçum sil! Fındık Saman da geliyor. Ne olacak acaba? Hazır Naci varken çuvalları ona taşıtırım. Naci, oğlum. O zaman güzelce esindikten sonra içeride bulursa da bir yık oğlum. Haydi. Eşek ettim. Asiye! Daha fazla susmayacağım. Hem oğlan geleli daha kaç gün oldu? Ben senin niyetini biliyorum. Şimdi al çoluklu çocuklarını, yallah komşu. Erkek yallah. Ya! Yuvamızı bozacak evlinin evladı. Anlat, gel bakalım. Gardiyan kılıklı. Damat, sonunda baş başa kalabildik ya. Çok şükür baba. Anlat bakın, necisin, kimlerdensin? Mahmut diyeyim. Giresun Üniversitesi'nde 4 yıllık Türkçe öğretmenliği okudum, mezun oldum baba. Ne? Giresun Üniversitesi, Türkçe öğretmenliği. La ben de oradan mezunum. Ciddi misin baba? Tabii oğlum, biz Kuzey'in eski parlayan yıldızlarındandır. Çok iyi. Orada bir Şenol Hoca vardı, hala duruyor mu? Ben o konuda hiç Şenol olamadım. Gözüme gidin. Şimdi sana bir anımı anlatacağım. Anlat, dinleyeyim baba. İyi dinle. Bir gün Şenol Hoca'nın sınavına çalışıyordum. Milli mücadele dönemi gibiydi. Sorular dört koldan üzerime geliyordu. Muharrem Ergin girse kalır, Zeynep Korkmaz'sa bütte bir ihtimal geçme şansı olur. Tam ümidimi kaybedeceğim esnada can dostum Kamo gelmişti. Çalışıyorum. Konu bitiyor, diğer konuya geçiyorum. Bu sefer onu unutuyorum. Diğer konuda ne çalıştığında kafam karışıyor. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Çok zor dedi kanka, hadi sıra bekleyelim. İyiydi kanka. Bak bu girdiğim kaçıncı sınav saymadım. Ama şunu söyleyebilirim ki en az alacağım not 75'ten aşağı olmayacak. Senin nasıldı? Ya kanka berbattı. O sorular nasıldı öyle ya? Zaten adımı yazana kadar süre bitti. Bence kanka abartıyorsun. Sınav çok kolaydı. Kanka sınav sorusu açıklanmış. Bakalım kanka. İşte bu ya. Yüz almışım ya. İşte bu. Ahmet sen kaç aldın? Ben dokunmayayım. Efendim? Ya kardeşim ne anlamıyorsunuz? Enflasyon istemiyorum. Çok bir ihtiyacım var ya, kapat Allah kahretmesin ya. Kanka ben bütün senede devam Vay be baba, sen de pek şen olamamışsın. Şen olamadın ama mutlu olduk işte, karı yandık da. Şimdi damat, biz asıl konuya dönelim. Mevzudaş yapmayalım baba. Şimdi bizim bu Amazon kadınları, Karides kadınları Amazon savaşçıları gibidir. Haşindirler, serttirler ama yumuşak kalplilerdir. Bakma bu gudubet karıya. Çenesizdir ama özünde iyidir. Doğru söylüyorum baba. Amazon kadınları gerçekten burada yaşamış ve onlar da onlardan bazıları. Beni yenene kadar savaş taktiklerinden asla vazgeçmeyecekler. Tabii oğlum. Bak ben sana bir şey vereyim mi? Ver baba. Üç söylüyorsa ikisini de diyeceksin, birisini boş vereceksin. Yoksa baksana bana, saçları artık. Dinle dinle. Sen öyle diyorsun da baba, ya öyle olmaz sen. Olur oğlum, olur. Kara gün kararıp kalmaz elbet. Elbet onun da kalbi yumuşar. Hem ne demişler, nikahta keramet vardır. Baba bilmiyorum. 8 yıldır şampiyonluk bekleyen Fenerbahçe gibiyim. Finalden kalıp bitmekleyen öğrenci gibiyim baba. Lokantaların camına yalanan sezercik gibiyim baba. Avaniyim baba. Divaniyim baba. Naci! Ya bu girdiklerinde ne Naci?
Sen bizim namusumuza değil mi ki? Kostanın bile temizlemekte güçlük çekecek. Acemin dahi rengini açamayacak. Hiçbir temizlik maddesinin de mülekeyi temizleyemeyecek. Asbel olsun çaresiz kalıp gözyaşlarına boğulacak. Pis bile kesilmiş. Son dakikaların. Dua etmeseydi olur. Bahsedi göreceğiz. Ama abimi serbest bırakalım ne olur. Hacı. Naci, bu kadın kim? Anne. Vay siz hoş gelmişsiniz. Demek bu bizim zıpçıktın anasısınız he? Sen de kimsin? Ben bu beyin, ben bu evin beyiyim. Hoş gelmişsiniz hanım kızım, oturun uzun yoldan gelmişsiniz. Bizim hanımla konuşalım demiştim. Elime geç! Elime geç! Anam! Bu gördüklerim de neydi? Başıma geçenler de neydi? Herif! Sen benim kulum için meydan kovdurttun da elime kadar yet çağırdın. Ağzında davul çıktı. Sana üç tane evrak verdim. Saçlarımı süpürge ettim. Karşılığı bu muydu? Bu Allah cezanı verdi senin. Yarabbim abi bir şey oldu. Başım biraz kaldı. Ne diyorum lan be? Bak bak abi ne aldatması. Bu bizim oğlan anasıymış. Oğlan olmaya gelmiş. Şunu da vurmasın lan. Namusumu da temizlemeye gelmişik. Ya öyle desene yüreğime indirdin, Allah cezanı vermesin. İyi misiniz, iyi misiniz hanımefendi, hoş gelmişsiniz. Biz çok anlayışlı bir aileyiz. Buyurun, buyurun, vurabilirsiniz. Hatta ileride bir tane mezarlık var. Ben sizi kendim bizzat getiririm mezarla. Buyurun, buyurun, abi, buyurun, buyurun. La havle, kadın, sus kadın. Geldiğinden beri vır 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 vır. Başıma etini şişirdi. Geldim ben buraya namusumuzu temizlemeye. Zaten Naci'yi vuracağım. Ama aradan seni de çıkartacağım ha. Esfer anne etme eyleme, ortada namussuzluk yok, evleneceğiz. Sen sus sarıçıyan seni. Sen sus, seni de sabi göreceğim. Sen dur sen. Ya bir insan olmak kadar kolay mı ya? Hem ne demişler? Yaradanın hoş gör, yaradan örtülür. Ya şunun ilk doğduğu anı hatırla. Zıbınlı hali hatırla. Nasıl da mutluydu. Onu bir hatırla da. Yok. Naci vurulacak. Ya siz bakmayın benim kocama. Onun hafif zihin problemleri var. Kendini aralı bir adam zannediyor da. Bu gitsin Allah aşkına ya. Bu iş sana olacak. Bu gitsin. Hacer bunları konuştuk. Bahsediyor. Bahsediyor. Elim titriyor. Yapamam ben abime. Zaten belli bir iş yapacağını yoktu. Nereden doğurdum ben bunları yarabbim. Gel ben bırak. Gel Naci. Hüsnü anne. Kes. Naci. Son dakikaların yavrum. Naci. Dua etmeseydi olur. Şehadet getir Naci. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sen de kimsin be? Eski dostun. Eskiden boynuzluydum. O yüzden tanıyamadım. Eski şeytanım. Vay be. Nerelerdeydin sen be? Ne oldu senin ya? Çok değiştim Esfer. Yıllardır burada kan davalarından hep ben sorumlu oldum. Bir sürü insanı öldürttürdüm. Gel sen de vazgeç bu işten. Ben de vazgeçtim artık. Töremiz ne olacak? Boş ver töreyi, vurma Naci'yi, bırak mutlu olsunlar. Naci, kalk oğul yavrum. Öp ona ellerini. Töreden kimseye hayır gelmemiş yavrum, gelme. Vurmuyor mu anne? Yok yavrum, hepimiz yapacak. Öp yavrum. Sağ ya olasın kızım anne. Benim, sarı kızım benim. Ya, öp kızım. Ayrılın, ayrılın dedim size. Ayrılın. Ya ayrılın işte. Niye kızsan kız sen? Kenara geçin. Anne ne yapıyorsun? Ya çekil kenara. Bak Asiye'ne. Ulan sana anne. Zaten gıcık olan cıgır. Hanım ne yapıyorsun? Herif kenara çekip sırt üzerine karnı sıçrayı temizleyelim cıgır. Naci son duvanı et Naci. Seni ben vuracağım. Vuramayacaksa. Vurma. Son duvanı et. Hadi dua et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Vuracağımı mı sandın? Gel hadi öp de barışalım haydi. Tepler kaçmış dedim. Anam görme engelli, bulmuş gelmiş de ha. Neyse artık şart oldu yavrum. Dibinizde ben yatacağım yavrum. Gelin kurban olduklarım benim. Canlarım. Keşke her son böyle güzel gitse. Gelenek adı altında hümanizm çiğnenmese. Böyle gelmiş, böyle gidecek, yargısından uzak, insani değerler, yarınlar için şart. Diyoruz ki, kadınların ayaklarını al.
altındadır. Peki kaç kadın ölmeden cehennemi yaşıyor? 2021 yılında bilinen rakamıyla 392 kadın şiddet görerek öldü. Dünyada cehennemin fragmanını izledik hep birlikte. Bu sene kadının susturulmadığı, kendi ayakları üzerinde durduğu, ötekileştirilmediğimiz bir sene olsun. Ses olun. Çünkü cehennem acı çekmek değil, acı çektiğini kimsenin duymamasıdır. Şiddeti ve hayatları kısıtlanan bütün kadınlar için ses olun. Şiddetin her türlüsüne, kadına şiddete hayır deyin. Hayır!